Ya koy işte be. Oğlum ağzını içi... Vur oğlum şunu, patlatsana dudağını. Ya bunlar ne biçim adam ya? Ulan delikanlı olun biraz be. Ne biçim kickbox bu? Bu öyle yapma oğlum. Ağzına koy işte bıktın ama. Zülfikar hadi kalk kalk gidiyoruz. Ya Kıvılcım Hanım ne kadar güzel olmuşsunuz ya. Ay sana ne olmuşsam olmuşum. Yani tamam ne kızıyorsun be? Ha, ne kızıyorsunuz ki Kıvılcım Hanım, gerilmeyin. Zülfikar bıdı bıdı yapma, arabayı hazırla hemen baloya gidiyoruz. E tamam, kızları beklemeyecek miyiz? Bir daha git gel olmasın, onlarla gidelim. Ya sen git gel yapmayacaksın zaten, beni orada bekleyeceksin. E, kızlar nasıl gelecek? Ay bana ne eziklerden ya, ben hemen gidiyoruz diyorum. Tamam nasıl emrederseniz buyurun. Böyle emrederim, arabayı hazırla hemen gidiyoruz Zülfikar. Tamam efendim buyurun buyurun. Buyurun. Yüce Honos, neler oldu bir bilseniz. Burak, yarım elmam olduğuna neredeyse emin olduğum sevgilim beni aldattı. Hem de dünya üzerinde en gıcık olduğum kadınla. Bunu nasıl yapar Yüce Honos? Ya nasıl yapar? Demek ki Afrodit haklıymış. Demek gerçekten de her erkek aldatırmış. Aslında biliyorum. Siz şu anda ayakta olsaydınız eminim bana derdiniz ki ah Selena, ben sana dememiş miydim aşkın bir yüzü gözyaşıdır diye. Ne kadar da haklıymışsınız. Çoğunuz çok özür dilerim. Siz burada canınızla uğraşıyorsunuz, ben gelmiş size aşk acılarımdan bahsediyorum. Uf, keşke ayakta olsaydınız. Ya Ütopya'nın size o kadar ihtiyacı var ki. Hades şimdiden saçma sapan oyunlarına başladı. Saçma sapan vaatlerle insanları kandırıyor. Eğer seçimleri kazanırsa evrene kötülük hakim olacak. Yüce Honos, doktor sadece kendi isteğinizle düzelebileceğinizi söyledi. Lütfen, size çok ihtiyacım var. Lütfen artık iyileşin. Ben sizsiz daha fazla bu savaşa devam edemeyeceğim. Kendimi o kadar yalnız, o kadar çaresiz ve yenilmiş hissediyorum ki. Kızlar, bizim ezikleri bir görecektiniz var ya, anlatılmaz yaşanır ha. Madem anlatılmaz, sen nasıl anlatıyorsun Kıvılcım? Ay sus, 2 dakika da Dilara anlatsın kızcağız. Şimdi biz bunlara öyle iğrenç kıyafetleri aldık ki suratları böyle 5 karış oldu. Ay Kıvılcım, ya bence birazcık abartmıyor musun? Herhalde abartıyorum salak. Ay Dilara, şu güzel gizide kendini aşağılatmasan olmaz değil mi? Ay kız bakma öyle ya. Her de giysin. Oh, salak da olsa arkadaşım değil mi? Tabii canım, bunlar hayatın tuzu biberi yani. Ya ne diyordum? Bizim ezikleri önce bir mağazaya götürdük. Ay bir de bunlar elbiseleri beğenmesinler mi? Beğenmesinler mi? Tabii. Görsen bir mutlu oldular yine elbiseleri alacakları için sorma. Yani diyorum ya, görmemişler bunlar. Sonra eve elbiseler bir geldi tabii. Hepsi böyle eciş bücüş, hepsi kaldı böyle. Sonra ben bunlarla bir dalga geç. Onların surat mosmor ol. Sonra beni bir gülme al da hani Kıvılcım niye böyle konuşuyorsunuz? Sonuçta sen de beğen, sen de al yani. Ay kesinsin Dilara ya. Senin izle şimdi herkesin önünde rezil olacak. Kesin Ozan bana kalacak değil mi? Sonra finalde güzel bir dans, yeşeren yeni bir ilişki, bir çağın sonu, yeni bir çağın başlangıcı değil mi? Ay çok mesudum. Herkes onu kaldığına göre kesin o iğrenç kıyafetleriyle bizim ezikler gelmiştir ha. Ama göremiyorum, çekil. Ya ne oldu yine ya? Aşkım ne kadar güzel olmuşsun. Sağ ol Ozan. Leyla sen misin? Benim. Ya ben sana aşık olduğumu daha önce söylemiş miydim? Söylemiştin. Ya sen çok güzel olmuşsun. Ben hiç kendim sana yakıştıramadım. Sen en iyisi git böyle yalnız yürü. Erdem saçmalama. Yine aynı şey oldu. Yine yuttular. Nasılsın Nazlı? İyiyim var, sen nasılsın? İyi, ben ablamla geldim. Başka kimse yok yanımda. Balayı benimle geçirsene. Kibar ol biraz. Karşında bayan var. Balayı benimle geçirir misin diyeceksin. Kıvılcım kendine gel.